Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Atatürk ilkeleri bir bütün şeklinde Türk milletinin aklın ve bilimin önderliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, uluslar ailesinin bağımsız, eşit ve onurlu bir üyesi olarak demokratik ve layık kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini öngörür. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Türk toplumundaki sınıf mücadelelerine son verme amacına yönelik benimsenmişlerdir. Yukarıda sınıf mücadeleleriyle alakalı bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. O yüzden A şıkkına ulaşmamız da mümkün olmayacaktır. Devlet yönetiminde sınıf ve zümre egemenliğini öngörmüşlerdir. Aksine arkadaşlar eşitliği öngörüyorlar. O yüzden bu da olmaz. Türkiye'nin emperyalist politikalar takip etmesine ortam hazırlamışlardır. Emperyalizm yayılmacılıktır arkadaşlar ve yayıldıkları bölgelerde de bütün yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanmaktır. Türk milletinin hiçbir zaman böyle bir amacı zaten olmadı. Bu biraz sömürgeci bir düşüncedir arkadaşlar. Yukarıda böyle bir şeyden de bahsedilmiyor. Türk milletinin mutluluğu ve esenliğine hizmet etmişlerdir diyebiliriz tabii ki. Çünkü Türk milletinin daha onurlu, daha çağdaş, daha bağımsız olarak yaşamasını istiyor. Bu ilkeler dolayısıyla mutluluğu ve esenliği tabii ki öngörecekler, buna hizmet edecekler diyebiliyoruz. Türk vatandaşlığı üst kimliğinin oluşturulmasında yetersiz kalmışlardır. Hayır arkadaşlar, yetersiz kalmaz tabii ki. Çünkü eşitlik, onurlu, bağımsız bir milletten bahsediyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri halkçılık ilkesini öngörür. Milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri devletçilik ilkesinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Layıklık ilkesi ise cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Türk milletinin ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Yukarıda arkadaşlar sadece ilkelerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsedilmiş. Dolayısıyla Türk milletiyle ilgili bir şey verilmediği için birinci öncüle ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Birbirlerini destekleyerek ayrılmaz bir bütün oluştururlar diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle iç içe aslında. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşmamız mümkün olacaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için benimsenmişlerdir. Arkadaşlar yukarıda çağdaşlıkla alakalı da bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla 3. öncüle de ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre Atatürkçülükle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Atatürkçülük herhangi bir ulus veya ideoloji düşmanlığına dayanmamıştır. Bağımsızlığı savunan, özde ve amaçta barışçı, kişi ve ulus onuruna dayalı, ulusal kurtuluş hareketlerine yol gösterici evrensel değerleri benimsemiş bir ideolojidir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Esir milletlere örnek olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü yol göstericiymiş. Dolayısıyla insan e, onuruna, saygılı olduğundan dolayı esir milletlere tabii ki örnek olacaktır. Ulusal bağımsızlığı savunmaktadır diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Zaten bağımsızlığı savunan diye ayrıyeten bahsedilmiş. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaktadır. Yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Yani layıklık ilkesiyle alakalı ayrıntılı bir bilgi verilmeliydi. Dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre cumhuriyetçilik ilkesinin Türkiye'de faydalarından hangilerini sağlayabilecek bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin tam olarak uygulanması toplumda özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin sağlanmasının en büyük teminatıdır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Sosyal barışın sağlanmasında etkili olur mu arkadaşlar? Böyle bir niteliğe sahip midir? Tabii ki sahiptir. Çünkü insanlar arasında özgürlük, adalet ve eşitlik olursa sosyal barış da vardır diyebiliriz. Milli birlik ve beraberliğin güçlü olması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü eşitlik söz konusu. Dolayısıyla insanlar birlik içinde yaşayabilirler. Bağımsız dış politikaların izlenmesi ise alakalı bir durum değildir arkadaşlar. Bağımsız dış politika ile alakalı bir durumdan bahsetmemiz mümkün değil. Burada sadece insanlar üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Türkiye'de demokrasi ve laikliği tam anlamıyla benimseme çabalarının uzun bir dönemi kapsamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Türkiye topraklarına yaşayan insanlar demokrasi ve laikliği tam olarak bilmiyorlardı değil mi? Yani daha öncesinde bir saltanat yönetimiyle karşı karşıyalardı. Saltanatta demokrasi ya da laiklik gibi bir durum söz konusu değildi. İnsanların bunları benimsemesi için öncelikle bu kavramları bilmesi ve anlaması gerekir. Dolayısıyla buna göre şıklarımıza bakalım. Toplumun gerekli olgunluğa erişmemiş olması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Aslında bahsetmek istediğimiz tam olarak buydu. Toplum gerekli olgunluğa ulaşmadığından dolayı henüz demokrasi ve layıklığı benimseyecek konumda da değildi. Zamanla tabii ki demokrasi ve layıklığı anladıkça benimsemeye başlayacaktır. Bu yüzden A şıkkı doğru cevabımız olacak. İnkılapların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle alakası yoktur arkadaşlar. Milletvekilleri arasında görüş ayrılıkları yaşanması bu durumu etkileyecek bir durum durum değil. Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması değildir arkadaşlar. Sınıfsal çatışmaların giderek yoğunlaşması tabii ki böyle bir durumda söz konusu değil. Çünkü artık eşitlikten bahsediyoruz. Öyle sınıfsal çatışmalar vesaire artık azalacaktır, yok olacaktır diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Atatürkçü düşüncenin amaçlarından hangilerine sahip olduğu ileri sürülemez. Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine erişip Türkiye'nin lider bir ülke olması amacıyla Atatürk'ün siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki alanlarda ortaya koymuş olduğu düşünce, ilke ve inkılapları yaşatmaya Atatürkçülük denir. Peki arkadaşlar bakalım. Türkiye'nin sınırlarını genişletme gibi bir amaç var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Burada halkın daha rahat yaşaması söz konusu aslında. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Kalkınmayı sağlamak için sömürge elde etme. Hayır tabii ki arkadaşlar sömürgecilik gibi bir durumda söz konusu değildir. Türk halkının yaşam standartını Batı standartlarına ulaştırma olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Türk halkının da artık siyasi olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, hukuki olarak daha gelişmiş, çağdaş bir hale gelmesini istiyor Atatürk'ü düşünce sistemi. Dolayısıyla doğru. Hangisi ileri sürlemez diyordu? 2, 1 ve 2 olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'de yaşanan gelişmelerinden hangilerinin Atatürkçülükle bir bütün oluşturduğu söylenebilir. Atatürkçülük Atatürk'ün akla, bilime, mantığa dayanan düşünce ve eylemlerinden doğup gelişerek yeni Türk devletiyle uygulama olanağına kavuşan düşünceler ve olaylar bütünüdür. Peki arkadaşlar bakalım. Cumhuriyetin ilan edilmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü cumhuriyette akıl vardır, mantık vardır. Halkın kendi kendini yönetmesi vardır. Dolayısıyla Atatürkçülükle bir bütün oluşturuyor diyebiliriz. Layıklık ilkesinin anayasaya girmesi zaten olur arkadaşlar. Atatürk ilkelerinden biri adı üzerinde. Medeni kanunun uygulamaya koyulması yani evlenme, boşanma, miras haklarının olduğu bir kanun. Tabii ki bu da olur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'de yaşanan gelişmelerinden hangilerine Atatürk ilkelerinin ortam hazırladığı savunulabilir? Atatürk bu koyduğumuz ilkeler bugünün gereklerine göre ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi için faydalı bulduklarımızdır demiştir. Medreselerin kapatılması olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Yeni okullar açılabilir. Yeni eğitim kurumları açılabilir. E, saltanata ve hilafete son verilmesi özellikle saltanat zaten arkadaşlar cumhuriyete tamamıyla terstir. Dolayısıyla bugünün gereklerine de uygun olmayacaktır. Bu yüzden doğru. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar çünkü yeni Türk alfabesi ile birlikte okuma yazma oranı da artacaktır. Dolayısıyla uygarlık yolunda gelişmesi için faydalı bir şey olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olmalıdır. Atatürk'ün bu görüşünün ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve şekliyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimimizin temel ilkesi budur. Bakalım arkadaşlar çoğulculuk ve katılımcılık halk oylamasından bahsedilmiş mi arkadaşlar? Bahsedilmemiş. O zaman çoğulculuk ve katılımcılığın doğrudan alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Çağdaşlık ve batıllaşma olur mu arkadaşlar? Bakın tamamen modern ve bütün anlam ve şekliyle uygar bir toplum haline getirmek gerekiyorsa tabii ki çağdaşlıktan ve batıllaşmadan bahsetmemiz mümkün olacaktır doğrudan. Ulusal birlik ve beraberlikle alakalı da bir bilgi verilmemiş yukarıda. Doğrudan ilişki değil yani arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani 5 şıkkı olacaktır. Atatürk ilkelerinin yönelik olduğu amaçlarından hangilerinin Türkiye'de devletle halkın bir bütün haline gelmesine hizmet ettiği söylenebilir? ulusal egemenliği hakim kılma. Arkadaşlar ulusal egemenlik hakim olursa zaten devleti yöneten kişiyi halk seçecektir. Dolayısıyla devletle halk bir bütün haline gelmiş olacaktır. Aklın ve bilimin önderliğinde bütün sorunlarına çözüm bulacak bir toplum oluşturma. Bakın bütün sorunlara çözüm bulunacakmış arkadaşlar. Bunun için devlet ve halk bir arada olmalı mı? Tabii ki olmalı. Türk ulusunun mutluluğunu, huzurunu, refahını sağlayarak çağdaş uluslar düzeyine çıkarma yine olur arkadaşlar bunu sağlayacak olan yine devlettir. Refahı, mutluluğu sağlayacak olan devlettir. Dolayısıyla devlet ve halk bir bütün halinde olmalıdır ki Türk ulusu çağdaş olsun, mutlu ve huzurlu olsun. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda gelişmelerinden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu savunulabilir? Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik devlet teşkilatlanmasında ve idaresinde sadece millet iradesinin hakimiyetini öngörür. Aile, sınıf ve zümre hakimiyetini kabul etmez. Devlet başkanlığının babadan oğla geçmesine karşı çıkar ve yöneticilerin seçimle belirlenmesini savunur. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. TBMM'nin açılması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü meclis varsa millet iradesi hakimdir diyebiliriz. Saltanata son verme olur mu? Bakın devlet başkanlığının babadan oğla geçmesine karşı çıkıyor. Tabii ki bu da doğru. Kadınlara şahitlik hakkının tanınması ise daha çok halkçılıkla alakalı aslında arkadaşlar ve yönetimle ilgili bir nokta değil. Yani cumhuriyetçilik gördüğünüz gibi yönetimle alakalı bir durum. Şahitlik hakkının tanınması ise eşitliktir aslında. Kadınların da artık eşit olduğunu ve bu şekilde haklara sahip olduğunu gösterir bize. Dolayısıyla bunun cumhuriyetçilikle bir alakası olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Büşra yukarıdakilerden hangilerini demiş olsaydı Ayşe'ye doğru söylemiş olurdu? Ayşe Atatürkçü düşünce sistemi evrensel değerlere dayanmaktadır demiştir. Büşra ise bu durum üzerine Atatürkçü düşünce sisteminin anlayışlarını esas almasının etkili olduğunu söylemiştir. Bakalım şimdi arkadaşlar demokrasi derse olur mu? Tabii ki olur. Çünkü demokrasi de evrensel bir değerdir. Laiklik olur mu arkadaşlar? Tabii ki laiklik de evrenseldir. Hümanizm neydi? İnsan sevgisiydi. İnsan sevgisi evrensel bir değer midir? Elbette evrenseldir. Dolayısıyla iler arkadaşlar üçünü de söylemiş olsaydı doğru cevap vermiş olurdu. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.